Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Çok ciddi de bir teveccüh var yönetim anlamında. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bundan sonra Adnan Başkan'la birlikte çalışmalarımıza Kayseri'miz için öncelikle devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız Kayseri'de bir şeyler yapabilmek. Kayseri'de yaşanılan problemleri gözlemleyip mecliste dile getirip bunlara çözüm üretebilmek. Bunun için de inanın gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlar konusuna gelince, muhtarlarla ilgili benim kendi şahsımın ayrı bir hassasiyeti var. Çünkü bana göre muhtarlık müessesesi siyasetin omurgası, bel kemiği. Yani muhtarların görüş, düşünceleri bizim için çok önemli. Özellikle de kırsal kesimde olan muhtarların görüşleri benim için çok daha önemli. Şunun için söylüyorum. Merkez mahallelerimizde muhtarlık kavramı tabii ki önemli ama kırsalda muhtarlık oranın temsil kabiliyeti açısından ve oranın yapısını yansıtma açısından çok farklı durumlar ifade ediyor. Muhtarlarımızla genelde görüşüyoruz. Kayseri'de sadece Talas bölgesinde değil, bütün ilçelerimizde bulunan yaklaşık 850 civarı muhtarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonra da şöyle bir projemiz var, Allah nasip ederse. Bugün burada toplandık. O gün Mehmet Başkan'la da görüştük. İnşallah köylerimizi, mahallelerimizi meclis üyelerimizle birlikte ziyaret edeceğiz. Yerinde göreceğiz. Sıkıntıları varsa yine orada hep birlikte buna çözüm arayacağız. Önümüzde 2023 Haziran ayını baz alırsak, yani normal şartlar altında 2 yıla yakın bir zaman dilimimiz var. Bu zaman diliminde de ne yapabiliyoruz diye hep birlikte çalışacağız. Zaten hepimizin amacı bu olmalı. Yani siyasi bir ideolojik anlamda bir yapı gözetmeksizin biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Biz rozetimizi taktıktan sonra, milletvekili rozetini taktıktan sonra Kayseri'mizin bütün vatandaşlarımızla hemhal olmaya başladık. Bütün vatandaşlarımızın problemiyle dünya görüşüne bakmaksızın hemhal olmaya başladık. Ve bunda da çok ciddi sonuçlar aldığımızın da bilinmesini istiyorum. Ben milletvekili olmadan önce bir söz vermiştim. Demiştim ki ben evimi taşımayacağım, Kayseri'de duracak ev. Taşımadım da Allah'a şükür. Çocuklarım Kayseri'de okula gidiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü eğer siz bunu yapamazsanız çok ciddi sıkıntılar oluyor Kayseri'ye gelip gitme anlamında. Ama bizim her zaman bir ayağımız değil, 1,5 ayağımız Kayseri'de. Kayseri'deki problemleri gözlemleme noktasında bu da bir avantaj olduğunu, bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Elimizden geleni gece gündüz demeden dediğim gibi yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Ama benim buradaki hassasiyetlerimden biri de şu. Tabii ki Kayseri'mizdeki problemlerle ilgileneceğiz ama şimdi biz Cumhur İttifakı olarak hareket ediyoruz. Ben inanın Ankara'yı gördükten sonra, Ankara'nın yapısını gördükten sonra, o havayı teneffüs ettikten sonra Cumhur İttifakı'nın çok daha önemli olduğunu düşünen insanlardanım. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Siyaseten eleştirebileceğimiz birçok konu olabilir. Siyaseten herkesin sosyal medyada özellikle bir görüşü bulunabilir. Tek bir fotoğrafa bakıp bütün ülkemizle alakalı, vatanımızla alakalı başka yerlere konuyu götürmeye çalışanlar olabilir. Ancak ben hepinizden ricam, büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. Büyük fotoğraftan kastımız vatanımız, milletimiz, devletimiz. Yani bu milletin, bu devletin bekası. Ben oraya gittikten sonra dediğim gibi bunu çok daha net görüyorum. Türkiye'de çeşitli oyunlar oynanma hani hevesleri hiç bitmiyor ve artarak devam ediyor. Bunu görüyorum. Yani inanın suni gündemler yaratarak yapmamız gereken işlerin önüne geçmeye çalışan bir topluluk var. Bunun da bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Özel sohbetlerimizde bunların detaylarını elbette anlatırım. Ama dediğim gibi
birilerinin hatası olabilir. Bireysel anlamda hepimizin sıkıntıları da olabilir, hataları da olabilir. Bunlar eleştirilebilir. Ama biraz geniş düşünmeye herkesi ben davet ediyorum. Çünkü biz eğer bugün belli başlı sıkıntılardan dolayı başka kararlar verme eğiliminde olursak ya da başka bir ifadeyle ittifakları sorgulamazsak, kim kimin yanında, bunlara iyi bakmak gerekiyor. Eğer bunları göremezsek yarınlarda çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağını ben düşünüyorum. Yine söylüyorum, bazen bizlerin de ya bu kabul edilebilir bir durum değil dediği durumlar olabiliyor. Şahsım adına söylüyorum. Ancak geniş düşündüğümüzde inanın bizim bu Cumhur İttifakı ruhunu sahada da yansıtmamız gerekiyor. Sandıkta da yansıtmamız gerekiyor. Çok iki yıl çok kısa bir zaman dilimi ama dediğim gibi özellikle bu pandemi döneminden sonra yaşanan ekonomik problemlerden dolayı ki bu bizlerin elinde olan ya da hükümetin elinde olan bir durum değildi. Dünya genelinde böyle bir durum söz konusu oldu. Biraz önce Orhan Başkanıma dedim ki işte gün var ayı kurtarır, ay var yılı kurtarır, yıl var bütün yılları kurtarır. Gurbetçilerimiz geldi Kayseri'ye sohbet ettik. Bir fayda sağladı. Allah razı olsun. Çok sayıda gurbetçi geldi. 1,5 yıllık belki burada işte Abdullah kardeşimiz de esnaf. 1,5 yıllık pandemiden dolayı etkilenmeleri belki 2 aylık sezonda kapatabilme imkanı buldu esnafımız. İnşallah hiç bunlar yaşanmaz. Daha iyi olur. Ancak dediğim gibi elbette Türkiye'de problemler var. Olacaktır bundan sonra da. Ama bizim hep birlikte geniş düşünmemiz gerekiyor. Birlikte halledebiliriz, birlikte başarabiliriz. Çünkü buradaki insanların hepsinin Anadolu insanı olduğunu biliyorum. Ben insanları Ankara'yı gördükten sonra 2 ayır. Bizler Anadolu insanıyız. Bir de proje insanları var. Biz bu proje insanlarına hiçbir suretle fırsat vermememiz gerekiyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Siz de bulunduğunuz mahallelerde, bulunduğunuz köylerde kanaat önderleri olarak benim sizden ricam, tabii ki dediğim gibi yanlışa yanlış diyeceğiz ayrı konu ama geniş düşünüp bazı şeylere de karar vermemizin çok iyi olacağını düşünüyorum. Genel başkanımızın, genel merkezimizin Kayseri İl Teşkilatı'nın fesiyle alakalı bir takdirleri oluştu. Bunun adı bir nöbet değişimidir. Bunun altında başka bir şey aramanın manası yoktur. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde nöbet değişimleri olur. Nöbeti devralan Adnan Başkanıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Nöbeti devreden Serkan Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Onun dışında yeni yönetim anlamında bizler gerçekten Adnan Başkan'ın ismiyle birlikte çok ciddi bir talep oluştu. Hem Adnan Bey'in Kazancılar'daki o esnaf olması, hem orada hakim olması, hem Saraflar Kuyumcular Oda Başkanı olması nedeniyle ve bugün zannediyorum listeler Ankara'ya gönderildi, yönetim listeleri. Yaklaşık 90 kişiden oluşan bir yönetim listesi var. Hepsi birbirinden kıymetli isimler. Hepsi işinde gücünde alanında gerçekten başarılı insanlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kayseri'de daha farklı noktalarda bundan sonra göreceğimizi ben umut ediyorum. Biz zaten dediğim gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya biz 2 Ekim toplantısı yarın olsa Kayseri Teşkilatı olarak hazırız. O kadar söyleyeyim size. Herhangi bir problem yok. Genel merkezimizden gelecek kıymetli misafirlerimizi, genel başkanımızın şu anda gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ama genel merkezimizin belirleyeceği heyetin başında genel başkanımız olursa biz çok mutlu oluruz. Ama genel merkezimizden gelecek bir heyet olursa da Kayseri bu noktada hazır. İnşallah 2 Ekim'de de o salonda herkes Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü görecek. Sayın muhtarlarımla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Göreve yeni geldik. Allah utandırmasın inşallah. Yeni bir ekiple, yeni bir ruhla Allah'ın izniyle Kayseri'de çok ciddi çalışmalar yapacağımızı burada söz veriyorum ben basın huzurunda da. Bundan sonra partimizin kapısı herkese açık. Hiç küskünümüz, dargınımız Allah'ın izniyle olmayacak.
daha geniş kitlelere daha iyi hizmetleri götürebilmek adına sayın vekillerimizle, sayın başkanlarımızla, herkesle birlikte kucak kucağa el ele verip memleketimiz için ne gerekiyorsa onları yapacağız inşallah.